Bir kesen doğru fx eşittir x kare artı 5x'in grafiğini iki noktada kesmektedir. Bu noktaların x koordinatları 3 ve t'dir ve t 3'ten farklıdır demiş. Kesen doğrunun eğimini t türünden bulun. Evet bunu istemiş. Cevabınız tamamen genişletilmiş ve sadeleştirilmiş olmalıdır diye de eklemiş. Öncelikle eğer sesim nefes nefese kalmış gibi geliyorsa özür dilerim. Kanım hızlansın diye az önce ofiste biraz egzersiz yapmaya çalıştım ve sanırım hala biraz evet nefes nefeseyim her neyse dengeleyeceğim. Kesen doğrunun eğimini bulmak istiyoruz ve aslında burada bize kesen doğrunun üzerindeki iki noktayı vermişler. Bize bu iki noktanın her birinde x'in ne olduğunu söylemişler. x'in ne olduğunu bildiğimize göre de fx'in bu x noktalarındaki değerini de bulabiliriz. Şimdi gelin buraya küçük bir tablo yapalım. x'in de ne olduğunu biliyoruz. Evet fx'in de ne olduğunu biliyoruz. Peki x 3'e eşit olduğunda fx'in değeri nedir? fx 3'ün karesi artı 5 çarpı. 3'tür. Bu da 9 artı 15 yani 24. Evet burası 24 olacak. Şimdi de x t'ye eşit olduğunda f t'nin değerinin ne olduğunu bulalım. Bu da t kare artı 5t olacak. Artık elimizde bu kesen doğrunun üzerinde yer alan iki nokta var. Bu kesen doğru fonksiyonumuzu iki yerde kesiyormuş. Yani şu iki nokta doğrunun üzerinde bulunuyor. Şimdi bu iki noktaya bakarak y'deki değişimi ve x'deki değişimi bulmalıyız. Tabi burada y'nin fx'e eşit olduğunu farz ediyorum. Evet. Kesen doğrumuzun eğimi y'deki değişim bölü x'deki değişimdir. Y'deki değişim. Bunu bitiş noktamız olarak görürsek, yani içinde t olan ikinci nokta bitiş noktamız olsun, bu eksi bu olacak, öyle değil mi? Yani bu t kare artı 5t eksi 24 olacak. Ve sonra paydamızda ise bitişteki x eksi başlangıçtaki x, yani t eksi 3 olacak. Soruda bize cevabımızın tamamen genişletilmiş ve sadeleştirilmiş olması gerektiğini söylüyorlar. Belki de bunu biraz sadeleştirmenin bir yolu vardır. Bir bakalım. Üstteki şu şeyi t eksi 3'ü içerecek şekilde çarpanlarına ayırabiliyor muyum acaba? Evet paya bir bakalım. Eksi 3 çarpı artı 8 eksi 24 eder ve aynı eksi 3 ile aynı artı 8'in toplamı da 5'tir. O halde bunu t artı 8 çarpı t eksi 3 olarak yazabiliriz. Böylece pay ve paydadaki t eksi 3'ler birbirini götürür. Artık bunun değeri t artı 8 olur. Aslında eğer matematiksel olarak gerçekten çok katı olmak istiyorsak, bu ifadenin tam olarak buradaki orijinal ifademizle aynı olmadığını söylememiz gerekir. Peki bu ikisi neden farklılar? Aslında bu ikisi t eşittir 3 durumu hariç diğer tüm t değerleri için doğrudur. Buradaki ifade t eşittir 3 de tanımlıdır. Hatta t eşittir 3 olduğunda bu ifade 11'e eşittir. Ancak bu üstteki ifade t eşittir. 3'te de tanımlı değildir. Bu nedenle bu konuda daha net olmak istiyorsanız yani bu iki ifadenin tamamen aynı olmasını isterseniz bunun yanına t 3'e eşit değilken diye diye bir e, belirteç koymak gerekir. İşte artık her ikisinden de aynı sonuçları alabilirsiniz ama e, sanırım en başta zaten t'nin 3'e eşit olmadığını varsaymıştık değil mi? Çünkü soruda böyle olduğu söylenmişti. O yüzden sanırım bu biraz gereksiz oldu ama olsun sonuç olarak kesen doğrunun t türünden eğimi işte budur.